Merhaba, Lokal 90'a hoş geldiniz. Üçüncü hafta maçlarının ardından demeyelim, henüz hepsi bitmedi. Üçüncü hafta maçlarının yorumlarıyla karşınızdayız. Bugün programımızı iki maç bitmemişken çekiyoruz Emre ile birlikte. Her hafta olduğu gibi canlı yapamıyoruz bugün. Bunun da sebebini hemen açıklayalım. Bildiğiniz gibi bir taraftan da Premier Lig maçları bizim aslında işimiz. Başka bir kurumda ve Emre de bugün o maçlardan birinde, çok da güzel bir tanesinde, akşam Manchester United Tottenham maçında görevli. Bu görevinden ötürü de programı akşamki iki maçı beklemeden çekmemiz, bu kaydı yapmamız gerekti ve dolayısıyla Galatasaray'ın, Başakşehir'in maçları oynanmadan önce geride kalan maçları konuşacağız. Tabii özellikle Galatasaray'ı transferler ekseninde de konuşmak gerekiyor ki programımızın konuları arasında Galatasaray'ın transferleri, gidenler, gelenler de elbette yer alacak. Ama başlangıç konumuz Beşiktaş, Antalya maçı dünkü. Hem dün akşamın maçıydı, sıcağı sıcağına olduğu kadar konuşalım, hem de çok aksiyonlu bir maçtı. Yani sezonun şu ana kadarki belki de en eğlenceli maçını izledik dün. 3-2 Antalya Spor'un galibiyetiyle bitti. Yani bir maçtan özellikle tarafsız bir izleyicinin arayacağı hemen her şey mevcuttu maçta. Aksiyon, bol eğlence, futbol kalitesi ayrı bir tartışma konusu. Bunu konuşacağız. Yani Beşiktaş'ın oyununu özellikle çok fazla belki eleştirebiliriz. Çok fazla üzerine tartışma da var. Ama tarafsız bir izleyicinin eğlence anlamında, aksiyon anlamında, heyecan anlamında arayacağı birçok şey mevcuttu dünkü maçta. Vallahi öyle. Güzel özetledin. Daha ne eklenebilir diye düşünüyorum. Yani şey olarak çok keyifliydi bence. Gerçekten çok keyifliydi. İlk yarı ayrı bir keyif. Ya çünkü böyle ilk 10-15 dakika şey diyorsun. Özellikle ilk çeyreğe kadar Beşiktaş'ın klasik iç saha maçlarından biri gibi duruyor. Rakibin üzerine çullandılar, yüklendiler, arka arkaya pozisyonlar. Belki çok net değil ama önemli fırsatlar yakaladılar. Oğuzhan bir taneye girdi. Yani orada 10. dakikada muhtemelen herkes işte Beşiktaş'ın kilidi geç açsa da rahat kazanacağı bir maç şeklinde bakılıyordu. Ama 20. dakikadan sonra bir anda iş şırından çıktı. Ve yani 30-90 arası bence tamamı, hatta maçın genelini de sayabiliriz. Çünkü ilk 15 dakikada da ne olursa olsun güzel bir baskı vardı. Futbol kalitesi senin söylediğin gibi tartışılır ama bu maçlardan çok daha fazla izlersek bu tempo, bu heyecan, bu adrenalin bence ligin kalitesi de birkaç kademe yukarı çıkar. O anlamda ben çok doyurucu buldum maçı. Şuradan başlayalım o zaman. Şimdi aksiyon vardı ama kalite ne kadar vardı? Beşiktaş'ın futbolunda eleştirilecek noktalar var mı? Açılışı biraz böyle yaptık. Evet, Beşiktaş'ın dün büyük ölçüde bir baskısı vardı. Fakat her baskıyı kuran takımın doğru ya da iyi futbol oynadığı anlamına gelmiyor. Sence Beşiktaş'ın dün kurduğu baskı bir doğru futbol sonucu muydu? Ve Beşiktaş için sürdürülmesi gereken bir şey mi? Yoksa Antalya Spor'un çekilmesiyle işte her zamanki o İstanbul takımının, büyük takımların kendi sahasında özellikle kurduğu baskılardan, doğal oluşan ortamlardan biri miydi? Ve bunun yanında Beşiktaş nasıl oldu da o baskınla birlikte, yani baskı öncesinde zaten 2 gol yemişti, 2-0 geriye düşmüştü Beşiktaş. Sonrasında hemen 1 dakika sonra gelen gol vardı ama o 3 golü nasıl yedi Antalya Spor'dan? Biraz maçın tekniğine, teknik analizine girelim. Ya tabii çok farklı sorular aslında. Senin şu sorduğun sorulara bir saat harcanır Beşiktaş üzerinde. Ama yani şöyle söyleyeyim ben. Yani ikinci dakika baskı özellikle bence çok nitelikli bir baskı değildi. Hatta ben böyle çok büyük bir baskı olduğunu düşünmüyorum ikinci yarıda. Hatta şöyle söyleyeyim sana. İkinci yarının başında inanılmaz çullandı rakibin üzerine Beşiktaş. Golü de buldu. Mesela orada oynadığı 6-7 dakikalık sekans bence mükemmel bir sekanstı. Hı hı. Ve oradan sonra bir değişiklik geldi. Ben hı hı. O değişikliği çok fazla anlayamadım. Seninle maç esnasında da konuşmuştuk. Orada Şenol Güneş Kallerini aldı. Ve oyundan Vida'yı çıkardı. Vida da sakatlandı bu arada. Hatta doğru. Şenol Hoca da maçtan sonra
izahını, o değişikliğin biraz tamam. böyle yaptı. Yani bir kısmını Vida'nın sakatlığı olarak yaptı. Diğer kısmında yenik durumdasın, içeriye forvet atman gerekiyor gibisinden. Ama abi şimdi şöyle, yani, tamam o açıklamayı anlıyorum. Ama o zaman şekli takımın şablonunu, hem şablonunu hem oyuncu profilleri ve rolleri itibariyle şeklini, yapısını tamamen değiştiren bir değişiklik oldu. Şimdi ikinci yarı mükemmel başlamışsın. 3-1 geridesin. Çok büyük dezavantaj ama orada çok nitelikli bir 6-7 dakikalık baskı var ya. Hakikaten böyle nefes aldırmadı orada Antalya Spor'a. Golü bulmuşsun. O golden sonra hemen o değişiklik geliyor. Yani Vida sakatlandıktan sonra kenarda stoperin var mı? Rico var. Tamam, Rico felaket bir Linz maçı oynadı. Güvenmiyor musun? Güvenmiyorsun. Necip var mı? Var. Necip var. Yani o yapıyı, o kurduğun nitelikli baskıyı devam ettirebilecek, o yapıyı bozmadan hamle yapma şansı vardı Şenol Güneş'in. Ama Şenol Güneş tamamen şekli şablonu, ya şablon demeyeyim ama oyuncu rolleri itibariyle, profilleri itibariyle yaptığı değişiklikle işleri başka bir noktaya götürdü. Yani şimdi ondan sonra şöyle bir durum ortaya çıktı. Adriano yine savunmadan öne çıktı. Oğuzhan'ın yanında ikinci orta saha oldu. 4-2'de hatta 4-2-4 oldu. Kaylarini Negredo'nun yanına soktu. Hı-hı. Bir kenarda Caner, bir kenarda Quaresma. Yani son derece 59 ortaya varan oyun iyice ya, orada gelişti. Oraya aslında. Gelişti ve şöyle bir sıkıntı. Yani Kaylarin abi Negredo'yla aynı tip oyuncu. Yani mesela orada biraz daha elinde de böyle bir oyuncu var mı yok. Wagner Love aslında biraz daha farklı profil. Mesela kenarlara deplase olan, toplu üretim yapabilen bir oyuncu olsaydı. Yani yaşıyorken öyleydi kendisi. Ya o da rahmetli bir ara öyle bir futbolcuydu bir ara. Abi adam geçen sene Alanya'da uçuyordu ya sezon başında. Ya tamam da işte ondan sonra geçirdiği yani ne bileyim şu anda hakikaten ceset gibi son hali. Yani, Şenol Güneş de muhtemelen öyle düşünüyor ki tercih etmiyor. Bir ara çok tuttuğu bir oyuncuydu Wagner Love. Ya özellikle hadi Kaylar'ın Negredo ikilisinin uyumsuzluğunu geçtim. Özellikle orta ikiliyi Adriano ve Oğuzhan'a bırakmak öyle bir ortamda biraz problem oldu. Çünkü Medel'in geriye geçişiyle beraber yani şey diye düşünüyorsun bunu. Hem geriden Medel'in oyun kurma kabiliyeti hem de orta sahada işte top yapan oyuncular daha nitelikli bir baskı kuramı diye düşünüyorsun. Ama Medel şimdi savunmaya sürekli top şişiyorsun, sürekli orta yapıyorsun. Savunmadan dönen topları, reboundları kovalayan bir oyuncuya ihtiyaç var. Adriano ile mesela Oğuzhan o reboundları çok fazla toplayamadı. Medel o işi çok daha yapan bir oyuncuydu. O çok değiştirdi. İkinci değişikliği de bence hemen o anda o 7'ye baskıdan sonra ikinci golü yiyince ikinci yarın başında Bülent Korkmaz'dan bir değişiklik geldi abi. Ben o çok değişikliği, çok vizyoner bir değişiklik olarak görüyorum. Wenger oyundan çıkardı. Öne Drolli yaptı. Yani 4-2-3-1 oynuyordu. 3 merkez orta saha gibi. O merkez orta sahadan bir eksildi. Öne bir oyuncu attı ve öndeki baskıyı biraz arttırdı. Çünkü yani gömülerek ben bu Beşiktaş'ı karşılayamam dedi. Öndeki baskıyı arttırarak ve işte bence Oğuzhan Adriano ikilisinin orta sahada kalmasından çok faydalandı Bülent Korkmaz. Ondan sonra evet yine son yarım saatte topu genellikle alan ve ikinci yani rakip yarı sahada oynayan bir Beşiktaş vardı ama hiçbir zaman neredeyse o ikinci gol gelene kadar ki 7-8 dakikalık baskıyı o bunaltıcı yapıyı kuramayan bir Beşiktaş gördüm ben. Sana tamamen katılıyorum bu analizde. Yani ki bahsettin ya o sırada seninle konuşuyorduk biz mesajlaşıyorduk maç esnasında. Orada da söyledim, bu teknik analize tamamen katılıyorum ama şöyle bir durum var. Şimdi Şenol Güneş'in 1,5 yıldır kabul ettiği diyeyim, oyun üstünden bakarsan o oyuna göre tutarsız değil larini atması. Yani mantıklı değişiklik demiyorum. Ama Beşiktaş'ın oyununun geldiği nokta o bütün zaten mantıksız olan. O mantıksızlık içerisinde tutarlı bir hareket bence. Çünkü böyle bir hahu futbolu oynuyor Beşiktaş. Ya bu maçın da büyük bölümünde aslında o ikinci yarının başında da çok organize bir futbol oynamıyordu Beşiktaş. Tamamen dandun hahu bilmem ne. Beşiktaş çullan mı? Çullanıyor ve bu çullan bak şey maçında da geçen haftaki maçta da aslında işler yolunda gitti Beşiktaş için. Ama bir değişikliği hatırla. Merkezden şeyi alıyor. Oğuzhan'ı alıyor. İçeriye şeyi atıyor. Kenara Caner'i atıyor. Yani zaten Beşiktaş'ın şu 1,5 senedir oynadığı oyunu sembolize eden adamlar bir tarafta Caner Erkin, bir tarafta Quaresma. Ve bunların üzerinden oyunu kurguladığın zaman da dün işte biliyorsun akşam maç bittiğinden beri sürekli sosyal medyada vesaire karşımıza çıkan bir istatistik var. 59 tane orta kanatlardan gelmiş. Caner Erkin ve Quaresma eksenli bir oyun geliştirdiğin zaman sonucu bu oluyor. Ben Larin değişikliği konusunda sana kesinlikle katılıyorum.
Ama dün o Larin değişikliğiyle Beşiktaş bu oyuna geçmedi. Yani Beşiktaş'ın bir buçuk senedir sürdürdüğü şeyin çağırdığı bir şey Larin değişikliği. O dizginin sonunda Larin değişikliği, ikinci santrforu atayım da bari kafa vursun. Çünkü bu kadar şey bak artık Beşiktaş'ın oyunu bu primitif düzeye inmiş durumda. Ya çok haklısın, ben zaten oyun yapısının o değişiklikle beraber değiştiğini falan düşünüyorum. Gerçekten Beşiktaş zaten bir yıldır bunu oynuyor. Hı hı. Ama yani baskının niteliği azaldı bana kalırsa. Ve mesela ben hakikaten o değişikliği yapmasa Bülent Korkmaz'ın hamlesinin de orada en az onun kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela geçtiğim gün maçtan sonra yorumlara baktım. Yani bu Beşiktaş değişikliğinin takımı etkilediğini söyleyen çok kişi vardı. Ama kimse orada Drole Venkör değişikliğine atıfta bulunmadı. Ben onun da etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çıkmaya çalışan bir Antalya Spor gördük. Hatta ilk yarıda da bunu yaptı aslında Antalya Spor. İlk 15 dakikada çok etkili başlayan bir Beşiktaş vardı. Ondan sonra 15. dakikadan sonra biraz daha savunma hattını öne çıkarmaya çalışan ve önde baskıya gitmeye çalışan bir Antalya Spor gördük. Çünkü bence şunu fark etti Bülent Korkmaz maçı izlerken. Ya Beşiktaş çok sağlam girdi. Beni kapatıyor. Ben bu şekilde dayanamayacağım çok fazla. Bir de şeye baktı. Beşiktaş'ın en ucuna baktı. Dedi ki Negredo ağır oyuncu. Savunma arkasına koşu atar mı atmaz. Quaresma zaten hiç girmiyor ceza sahasına. Bir Babel var. Orta sahada Oğuzhan var. Savunma arkasına koşu atar mı atmaz. Yani savunmayı biraz öne çıkarırsam Beşiktaş benim arkama sarkabilir mi rahat bir şekilde? Çok fazla Babel dışında bir opsiyonları yok. Bunu da gördü. Ondan sonra savunmayı biraz öne çıkarmaya başladı. Ha, yerinde golü buldu yani. Savunmayı öne çıkardı. Golü buldu falan demiyorum ama etkili olduğunu düşünüyorum ben. Doğru. Yani golü bulmasında değil ama mesela golü bulmasa da bence baskıyı yavaş yavaş kıran bir Antalya Spor izleyecektik ilk yarıda. Yani ondan sonrası zaten 20 gol, 25 gol, 26 gol, 2-1. Sonrasında mesela 26. 2-0'a getiren golde orta sahada Medel'le Tolga'nın bir yarılışı var abi. Hakan Aslan topu taşıyan oyuncu değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Hakan'ı topu taşıyan oyuncu. O ilkinde oldu galiba. Dur. İkinci gol. İkinci golde mi? Drole'ye çarpan ağları. Tamam. Yani o taşıma hangi golde oldu onu karıştırdım da. Üç mü olabilir? Üç olabilir. Hayır. Üçüncü gol zaten kenardan. Tamam galiba şu anda golü karıştırıyor olabilirim. Kanat çizgiden geliyor yani. Ondan sonra ortaya çeviriyor. Neyse sen Hakan'ın, ortada göbekteki boşluktan Hakan göbekten yardığı bir pozisyon sonrasında gole gitti. İkinci gol. Uyarı geldi. Doğru söylemişsin. Medel'le Tolga'nın orada mesela savunmada yaptığı çok büyük bir hata var ama onlar bireysel şeyler. Yani genel mantaliteyi konuşuyoruz. O yüzden yani Bülent Korkmaz'ın yaptığı hamlenin de hem ilk yarıda savunmayı biraz daha öne çıkarmak, biraz daha önde baskı. İkinci yarıda da dediğim gibi mesela herkes şey bekler değil mi? Ama Onaruma'ya baskıyla başlamış Beşiktaş. Golü bulmuş. Kapatmış seni yarı sahana. Orta sahadan eksilip öne adam almak mantıklı değildir normalde. Ama mesela işte ondan bence güzel bir sonuç almayı başardı. Güzel bir dönüş almayı başardı Bülent Korkmaz. En az Beşiktaş'taki değişiklik kadar onların da ben etkili olduğunu düşünüyorum Antalya Spor'un dün son yarım saati görece daha iyi geçirmesinde. Doğru. Bu arada yani Beşiktaş'ın o yediği özellikle işte ikinci golde verdiği boşluktan bahsettin. Yalnız dikkat edersen bu Beşiktaş'ta her maçta çok fazla tekrarlanan bir şey olmaya başladı. Savunma derken daha orta sahada rakibi karşılarken verilen, göbekte verilen boşluklar. Şu anda yerleşim anlamında ciddi problemleri de var Beşiktaş'ın. Erzurum maçında da hatta beraber izliyorduk, bunu gördük. O ilk yarıdaki Erzurum'un baskısı esnasında. Abi, ciddi karşılama problemleri oluyor Beşiktaş'ın. Erzurum maçında olsun, Linz maçında olsun, Partizan maçında olsun ya da bu maçta. Yani her maçta evet. Atak yedikleri, rakibe çok fazla baskı kurma şansı verdikleri periyotlar yaşadılar. Ya ben bir de Beşiktaş'ta şunu görüyorum. Bu aslında geçtiğimiz sezondan beri gelen bir durum bence. Ya abi Şenol Güneş biraz fazla oynuyor maç içerisinde. Yani çok çok fazla oynuyor. Yani şablonla çok fazla oynuyor. Oyuncuların pozisyonlarıyla çok fazla oynuyor. Çünkü mesela bak dün nasıl başladı Beşiktaş maça? Caner sol bek, Adriano sağ bek başladı. Vida, Pepe, işte Medel, Tolgay, Oğuzhan. Ön taraf zaten aynı. Negredo, kenarlarda Babel, Quaresma. İkinci yarı golden galiba biraz önce başladı. Üçlü savunmaya döndü işleri gitmeyince. İki gol yedikten sonra. Bir 5-6 dakika değil, bir 5-10 dakika bir üçlü savunma sekansı var. Orada ne yapıyor? Adriano'yu sağ bekten sol stoper yaptı üçlüde. Adriano, Vida, Pepe, sol wingback Caner, sağ wingback Quaresma, orta üçlü yine aynı ve Babel'i şeyin yanına attı. Negredo'nun yanına attı. Ondan sonra ilk yarının sonunda
Gökhan Gönül oyunu aldı. Gökhan Gönül oyuna girdikten sonra ne oldu? Gökhan Gönül sağ bek, yine dörtlü savunma. Bu kez Adriano sol beke geçti. Caner sol önde kaldı. Yani 4-4-2'nin solunda. Babel yine orta sahada. İkinci yarının başında işte o 3-2'den sonra Vidal'ın çıkışıyla beraber Meder orta sahadan savunmaya geçti. Adriano bu kez sol bekten orta sahaya çıktı abi. Yani bak düşünebiliyor musun? Adriano maçı sağ bekte başlamış abi. Sonra üçlü savunma sol stoper olmuş. Sonra sol bek olmuş. Sonra merkez orta saha olmuş. Evet. 4 pozisyon oynar mı abi bir oyuncu bir maçta? Bazen bunlar özellikle Türkiye'de çok biliyorsun kutsanıyor işte. Hoca sürekli bir şeyi değiştirdi. İşte oradan maçı çevirdi bilmem ne gibi. Bu çok kutsanacak, çok övülecek bir şey değil aslında. Çünkü bu kadar yani bu kadar fazla evet 1-2 değişiklik yaparsa her maçta olur ama bu kadar fazla takımı o oraya geçsin bilmem ne senin anlattığın gibi evirip çevirdiğin zaman A planının başarısızlığı ya da sakatlığına dikkat çekiyor esasında. Ya öyle abi yani şey izliyoruz bak Premier Lig izliyoruz. İtalya Serie A izliyoruz. Artık bütün ligler önümüzde. Ya bir oyuncunun bir maç içinde 4 farklı pozisyon oynadığı bir maç var mı ya dışarıda? Ben görmüyorum. 3 de görmüyorum ben. Ama Şenol Güneş'in en büyük sıkıntılarından biri bu bence son bir sezon itibarıyla. Yani bak Adriano'da 4 farklı pozisyon. Caner sol bek oynuyor. Sol açık oynuyor. Sol wing bek oynuyor. Ryan Babel sol bek başlıyor. Sol kenarda başlıyor. Forvet atıyor. Forvet arkasına atıyor bazı maçlarda. Bazı maçlarda ikinci forvet olarak oynatıyor. Yani Medel bir orta saha, bir stoper sürekli gidip geliyor, inip çıkıyor. Oyuncuların yerlerinde çok fazla değişim var. Oğuzhan bir maçta 4-2-3-1'in 10 numarası. Bir maçta daha derinde. Yeri değişmeyen bir tek Quaresma. Yani Quaresma sağ kenarda çakılı. Bu kadar fazla oyuncuların pozisyonlarında oynamak da bence oyunun maç içi gelişiminde, daha doğrusu gelişmemesinde faktör olabilir gibi geliyor bana. Doğru. Ve bana çok şaşırtıcı geliyor çünkü yani Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene maç kaybetmeden lider gruptan çıkmış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Önceki sene Sarri'nin Napoli'si ile oynamış, iki maçta yenilmemiş. İşte hatta yani son maça kadar yine namağlup gidiyordu. Benfica ile iki defa oynamış, öyle ya da böyle yenilmemiş. Şampiyonlar Ligi seviyesinden bahsediyoruz. Sanki Şenol Güneş'in Şampiyonlar Ligi, yani özellikle bu şu son bir sene içerisinde Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'ne bakışı, hazırlık titizliği çok farklı noktalarda gibi geliyor. Bu tabloları kıyaslayınca. Olabilir. Çünkü bu karman çorman yapıyla Şampiyonlar Ligi'nde o kadar başarılı olması mümkün değildi ki. Zaten hatırlıyoruz Beşiktaş'ın oradaki ne kadar stabil, ne kadar ayağa yere basan şey bir oyun oynadığını. Orada zaten bir herhangi bir maçta Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar oyuncu değişikliği, pozisyon değişikliği yoktu. Ama ligde mesela geçtiğimiz sezonda bazı maçlarda çok fazla şablon evet. ve oyuncu pozisyon değişikliği gördük. Yani 3-4 maçta hatırlıyorum ben. Bu maç onun zirvelerinden biri Adriano üzerinde özellikle. Şimdi Beşiktaş'ı epey konuştuk. Yavaş yavaş geçeceğiz ama bir taraftan transferin artık kapanmasına yaklaşılırken ismi geçen oyunculardan biri de Adem Yayiç ve Laiç diye okunuyor sanırım gerçi. O senin de çok iyi tanıdığın bir isim. Yayiç galiba değil mi? Laiç. İstersen biraz ondan bahsedelim. Gerçi transferi ne kadar gerçekleşmeye yakın çok net bir bilgimiz yok. Olmayabilir. Ama daha önce ismi geçen Shinji Kagawa'ya göre biraz daha yakın gözüküyor. En azından son haberler o yönde. Laiç'i Beşiktaş'ın oyununu ne kadar değiştirebileceğini ya da Beşiktaş'ın oyunu değişmezse bu temeller üzerinde kalırsa bunun içerisinde verimli olabilir mi? Biraz ondan bahsedelim. Değiştirir tabii. Çünkü biraz daha mesela hep Sosa-Talişka karşılaştırması yaptık ya son 2-3 sene itibariyle Beşiktaş'ta. Tabii ki Sosa'ya biraz daha yakın bir oyuncu. Bence çok kaliteli bir oyuncu. Ve mesela gelirse muhtemelen 10 numarada oynayacaktır. Çünkü yani onu anladım artık. Şenol Güneş 4-2-3-1'den vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Yani çünkü işte dediğim gibi Medel'in önünde Tolgay ve Oğuzhan'ı Tolga Eder'inde Oğuzhan'ın 10 numara gibi kullanması 2 maçtır üst üste sezon başından beri artık öyle baktığını gösteriyor bana. O yüzden orada mesela en azından Oğuzhan'ı da 10 numara lanetinden belasından kurtaracak olmasıyla zaten önemli bir katkı yapar. Oğuzhan'ın derine gitmesi bence muhakkak gereklilik halinde şu anda Beşiktaş'ta. Bunun yanında ama şunu söyleyebilirim, Adem Yayiç Safkan bir 10 numara mı? Bence değil. Safkan bir kenar oyuncusu mu? Bence o da değil. Yani ne 10 numara ne kenar oyuncusu aslında. Biraz ikisinin karışımı bir oyuncu.
O yüzden aslında biraz spesifik bir şekilde takımın ona göre kurgulanması lazım. Yani kenarında oynayan mesela 10 numara oynayacaksa kenarında oynayan oyuncuların rolü, profili, öndeki santrforun rolü, profili çok önemli. Negredo'yu iyi bir tamamlayıcı olabilir. Şu anda ilk 11'de o gözüküyor. Ama mesela Quaresma ile ben yine çok fazla oturtamıyorum Adem Laiç'i. İki sezondur Torino'da gol ve asist toplamında 15-20 arasını bulmayı başarmış bir oyuncu. Bunu istikrarlı bir şekilde Serie A'da Torino gibi orta profili bir takımda yapması önemli. Yani burada da ben 7-8 gol, 7-8 asist en az çok rahat bulur diyorum. Takımın yani dribblingi var, pas kalitesi çok yüksek, yaratıcılığı var. Gol ve asist de olduğuna göre zaten yani full paket aslında Türkiye için. Bence yani çok iyi transfer olur. Çok kısa şeyi sorayım yani şimdi. Çok iyi çünkü olur. İnsanlar izlerken, dinlerken madem bu istatistik noktasına çıkıyor Torino gibi bir takımda neden Torino ondan vazgeçiyor sorusunu sorabilirler. Ona istersen çok kısa bir yanıt verelim. Ya işte o zaten o biraz transferi zora sokan konulardan biri. Çünkü Beşiktaş galiba kiralamak istiyormuş. Evet. Torino da diyormuş ki yani oyuncu, gelir elde etmek istiyor. Oyuncu kiralama için sebep yok. Ben oyuncudan vazgeçeceksem bonservis istiyorum diyormuş. Yani ben yani şöyle sorayım o zaman da hani Beşiktaş'ın ödeyebileceği seviyede bir bonservisle neden vazgeçebilir Torino? Şöyle, Siniša Mihajlović'in geçtiğimiz sezon ben oyuncudan biraz sızdığını duymadım ama Adem Laiç biraz şey bir oyuncu. Böyle disiplin problemleri demeyeyim ama sıkıntılı bir kişiliği var açıkçası. Dolayısıyla yani takım içinde mesela problemleri var mıdır? Ona dair bir şey bilmiyorum. O tarz bir sıkıntı olabilir ama oyuncunun performansı yeterli bir performans turnuvada kalması için, devam etmesi için. Açıkçası yani işte o dediğim gibi kiralık bonservis ayrımını yapıyor olması Torino kulübünü zaten senin söylediğin soruyu biraz cevaplıyor gibi. Karius'tan geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Bir daha girmeyelim. Zaten süremiz de kısıtlı. Göztepe-Fener maçına geçelim. Aslında yani haftanın hayal kırıklığı yaratan maçlarından biriydi maalesef. Onu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe için ilk hafta burada konuşurken Bursa maçının ardından özellikle onların temposunu övmüştük hatırlarsan. Yani eksikler olabilir ama Fenerbahçe'nin temposu, enerjisi üst düzeyde ve şu aşamada belli problemleri bu sayede bununla çözebilirler gibi konuşmuştuk. Bursa maçı da ona bir örnekti aslında. Ama o günden beri yani hem Benfica maçında hem geçen hafta Yeni Malatya maçında hem bu hafta Göztepe maçında üretkenlik adına Fenerbahçe'nin ne kadar kısıtlı, ne kadar zayıf kaldığını görüyoruz. Yarı saha hücumlarında, işte pas oyununda. Herkes mesela şeyden bahsediyor Göztepe maçından beri. Haklı da bir yanı var. O zeminde pas oynanmıyor. Kokun'un oyununu bozan etkenlerden biri. Ya doğru olabilir ama zaten Koku geldiğinden beri bir pas oyunu göstermez bize Fenerbahçe. Hani bilmiyorum sen katılacak mısın? İyi zeminde de bundan çok daha iyi bir pas oyunu oynanmıyor. Belki ekstrem düzeyde o kadar kötü bir zeminde bozulmuş olabilir Fenerbahçe'nin pas trafiği. Ama sadece buna bağlanabilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ve üretkenliği bu takımın yarı saha ezberi, mekaniği çok düşük seviyede. Tabii ki bu arada önemli değişimler Fenerbahçe'de yaşıyor. Yani evet iyi gelir elde edildi ama Giuliano ve Souza ne olursa olsun bu takımın temelinde yer alan iki parçaydı. Onlar artık yok. Bir ezber yerleştirmeye çalışırken sezon başında elbette o yolunda giden arabayı, bir şekilde yolunda giden arabayı çıkarabilir, yolundan sarsabilir. Ciddi kayıplar yerleri doldurulana kadar. Ama büyük bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe açısından Göztepe maçının. Sana sözü verirken şunu da söyleyeyim. Yani Göztepe açısından da tabii ki çok büyük bir sonuç. Ama yani Göztepe açısından da bakıldığında futbol namına bir şey çıkarmak çok zordu. Total olarak bayağı kötü bir maç izledik. Yani katılıyorum. Göztepe özelinde de katılıyorum. Fenerbahçe özelinde de öyle. Yani Giuliano ile Souza'nın satışıyla alakalı çok fazla konuşamamıştık burada. Evet. Aslında yani baktığın zaman pozisyonlar itibariyle çok hayırlı satışlar. Yani hem acayip bir bonservis bedeli elde ediyorsun abi. Hem de aslında senin sistemine uymayan iki oyuncudan çıkıyorsun. Ki bu iki oyuncu işte mesela Souza o 4-3-3'te pas oyununda sadece savunma oyununda oynayabilecek bir oyuncu ve Topala var orada. Yani Topala ve Souza'nın zaten ikisinden biri fazla. Bence daha iyi oyuncu kesinlikle Souza. Ama para yapandı. Para yapandı. O yüzden satışını anlayabiliyorsun çok net bir şekilde ve çok iyi bir paraya gitti. Giuliano
bir 10 numara ve o 10 numara dışında hiçbir yerde oynamıyor. Ancak ikinci forvet olabiliyor işte. Koku'nun kafasında ne var? 4-3-3 var. Onu geldiğinden beri söylüyor. Dolayısıyla ya kenarda olmuyor. 4-3-3'ün 8 numarası olmuyor. 10 numara dışında bir şey olmuyor. Yer yok. Gitti. Çok hayırlı. Ama işte yerleri nasıl doldurulacak? Ve hayırlısı olan şöyle bir durum var. Abi Giuliano'suna geçtiğimiz sezon 20 gol sağladı. 15 gol kaç asist? 5'in üzerinde de bir asisti vardı. Yani 20 gol civarı sağladı. Bunun 15'i goldü. Şimdi bu çok önemli bir katkı abi Türkiye Ligi'nde. Bir 10 numara yani orta saha karakterli bir oyuncudan 15 gol alıyorsan muazzam bir şey. Yani bunun yerini doldurman lazım bir şekilde. Şimdi işte bazı böyle dengeler var. Teknik adamların gözetmesi gereken. Şimdi o 15 gol çok ciddi bir kayıp. Giuliano'nun 4-3-3 futbolundaki, Koku'nun futbolundaki tüm defektlerine rağmen. Ve yerini işte kapatmak için nasıl hamleler yapacak onu göreceğiz. Komolli ve Filip Koku ve işte Fenerbahçe yönetimi. Ama işte mesela dünkü maç, Göztepe maçında dünkü maç diyorum. Giuliano olsa ve takım 4-3-3 gibi olmasa yine 4-4-2 gibi oynasa ben Fenerbahçe'nin bu sonucu almayabileceğini düşünüyorum. İşte böyle bir oyuncu Giuliano. Skor yapıyor abi sana. Yani mesela bu maçta bir gol bulsa Göztepe golü ikinci yarıda maçın ikinci yarının ortalarında buldu. O 60 dakikayı bir tane Giuliano sıkıştırsa ki sıkıştırabiliyor. Sıkıştırabildiğini gösterdi. Ya geçen seneyi hatırlasana. Yani Aykut Kocaman'ın futbolu çok eleştirildi. Haklı da olarak eleştirildi ama bir sürü deplasmandan özellikle Fenerbahçe bu tip maçlarda yani pozisyon vermiyor. Şu iki maçta yediği gibi goller de yemiyor. Bu haftaki muhteşem bir goldü. Geçen haftakini Volkan'a direkt yazabilirsin. Ama böyle goller de yemiyor. Bir tane anla, yani Soldado'nun mesela Bursa'da galiba aldığı penaltı. Evet. Ya da işte Giuliano'nun çok benzer örneği verdi. Yeterli şekilde skor alıp ondan sonra şey maçı kazanıyordu. O haftayı atlatıyordu. Göztepe'nin pozisyonu yok abi maçta. Bak sen söyledin ya iyi oynamadılar ya. Bence aynen. De iyi oynamadılar. Ya, muhteşem bir gol maçı sadece. Çünkü orta saha üçlüsünün yine mesela Poco dönmüş olmasına rağmen şeyden kurmuş. Göztepe Galatasaray maçıyla aynı kurmuş Bayram Bektaş. Şeyin Alpaslan'ın önünde sol içine Tayfur Bingöl kenar oyuncusu. Bir olarak tanıdığımız oyuncu. Celso Borges. Yani üretkenlik olarak zayıflar. Üretkenliği olamayan bir üçlü. Onun için işte hem Andre Castro'ya hem Poco'ya ihtiyaç var. Celso Borges'i biraz daha farklı kurgulamak lazım belki de o iki oyuncuyla. Maçtaki gol beklentisi, expected goals istatistiğine baktım. Göztepe 0-21 maçta. 0.2 bin pozisyon. Yani Halil Akman'ın şutu da zaten işte %5 gol olacak bir pozisyon muhtemelen. 0-21'den 1-0'lık bir galibiyet elde etti. Yani dediğim gibi gerçekten Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon demeyeyim, Giuliano'lu bir takımla 3 puan alabileceği bir deplasmandı bu. Giuliano olmayınca işte o şansı sahip olamadı takım. Ya bak olur da olmaz daha demiyorum ama daha fazla şans olacak kesin puan için. Çünkü gol adam golü getiriyor sana bir şekilde. Yani geçen sene 20 taneyi getirmiş. Öyle bir problem var. Bir de şeyi anlamadım ben ya. Yani şimdi evet Giuliano'nun gidişiyle beraber o mesela ilk maçlarda gördüğümüz 4-4-2 son iki maçta Bursa maçında ve özellikle şey maçında bu maçta 4-3'e evrildi biraz. Mehmet Ekici üçlüyü tamamlayan oyuncuydu. Bir de şey bu maçta da Andreev. Andreev'i anlayamadım ben çok fazla. Şimdi ben de biraz oraya gelecektim. Mesela, yani adamı en verimli olduğu bölgelerden. Andreev çok iyi durumda değil bana göre. Ama esas tehlikeli olduğu bölgeden de çekiyorsun. Öyle. Felaket bir maç ortaya koydu o da. Biraz bununla da alakalı olarak muhtemelen. Yani bir de şu anlamadığım şey şu. Şimdi sol kenarda Alper Potuk oynuyor. Aha. Ki hep biliyoruz diyoruz yani orta saha orijinli bir oyuncu. Andreev 4-3-3'ün ortasında oynuyor. Ben Andreev'in 4-3-3'te merkezde oynadığını çok fazla görmedim. Var mıdır? Vardır birkaç maç. Çünkü gerçekten çok yönlü bir oyuncu. Ama onu hep kaleye yakın gördük. Yani ya kenarda gördük 4-2-3-1'de ya 4-2-3-1'de 10 numara gördük ya ikinci forvet olarak gördük. Geçtiğimiz sezon Swansea'de 3-5-2'de en uçta kardeşi Jordan Ayew'le beraber iki santrafor oynuyordu. İki neredeyse orta saha özellikli oyuncu. Jordan biraz daha forvet karakteri olan bir isim ama yani kaleden bu kadar uzak görmedik. Yapar mı? Yapar da. Ya sanki ayı bir kenara atıp Alper Potu ortaya almak ve onun enerjisinden orta sahada yararlanmak daha iyi olabilirdi gibi hissettirdi bana maç içerisinde. Şimdi onu da çok fazla anlayamadım ben. Bu noktada da aklıma yani şu geliyor. Şimdi Soza'da gitti. Koku bunu oynamak istedi belki ama üçlü bir orta saha kuracak elinde malzeme yok. Yok. Yani elimdekilerden bunu çıkarıyorum diyor belki de ve aklı şimdi birçok şey geliyor da gelenlerden bir tanesi mesela. Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki gündemi en meşgul eden
konusu neydi? Jack Wilshere'di. Yani bütün bu gelen adamların işte Slimani, ilk başta. Ayu bilmem ne hepsinin söylenti ve imza arasındaki süresi Jack Wilshere'inkinden kısadır mesela. Jack Wilshere 2 haftayı aşan bir süre belki. Jack Wilshere konuşuldu. İşte geliyor gelmiyor bilmem bir ara galiba gizlice İstanbul'a getirilmiş, gezdirilmiş vesaire. Sonra İngiltere'de Premier Lig'de kalmayı tercih etti. Yani olabilir o ayrı bir konu. Jack Wilshere'i alamamak bir başarısızlık değil tabii ki ama şunu düşünüyorum. Jack Wilshere'den sonraki ismi geçenlere bakıyorum. Şimdi Slimani'nin falan onun ikamesi yani, B planı C planı olmadıkları belli. Onu geçiyoruz. Kim olabilir burada? Wilshere'den sonra listede sırayla gelen adamlar. Çok oturmuyor belki ama mesela bugün konuşulmakta olan Marco Fabian. Yani herhalde öyle gidiyor Fenerbahçe. Ama acaba Jack Wilshere'i bir 10 numara olarak mı düşünüyorlardı? Eğer öyle düşünüyorlarsa burada da bir tuhaflık yok mu? Bunu sormak istiyorum. Jack Wilshere'i 10 numara olarak düşünüyorlardı. Bir soru. Ya da yani o aradaki boşluğun sebebi ne? Aynen. Abi çok mantıklı yerden geliyorsun. 10 numara olarak mı düşünüyorlardı? Bir soru. 10 numara olarak düşünmüyorlarsa olmayınca neden başka benzer rolde bir oyuncu gelmedi? Ya da benzer rolde bir oyuncuya dair herhangi bir haber çıkmadı. Evet. Mesela Marco Fabian hakikaten çok haklısın. Marco Fabian nasıl bir oyuncu? Zaten patlamış transferi galiba. Birkaç dakika. Sağlık yani öyle. Sağlık kontrollerine... Biz tam kayda girerken o konuda haberler vardı. Detayına geçememiş hakim abi. Değiliz sağlık ama. Sağlık kontrollerinden geçememiş. Hı-hı. Ve iptal olmuş transferi. Ama Marco Fabian nasıl bir oyuncu? Bir kere 10 numara hakikaten. Yani daha doğrusu hücumcu orta saha. Ya da Emre Akbaba. Mesela. Yani. Skorer bir oyuncu mesela. Frankfurt'ta biz onu Bundesliga'yı anlatırken izlediğimizde hakikaten ilk gelir gelmez etki yaratmış ama böyle ceza sahası içinde sürekli var olan ve işte bitiriciliğiyle skor katkısıyla dikkat çeken bir oyuncu olmuş. Ondan sonra devamını getiremedi mesela. Geçtiğimiz sezon hiç oynamamış Bundesliga'da doğru düzgün. Ama o tarz bir oyuncu hakikaten. Bir kere neden Fenerbahçe öyle bir 10 numaraya gitti? Koku ısrarla 4-3 oynayacağız derken o da tartışma açık bir konu. Çünkü 8 numara oynar mı? Zor. Olmadı. Şimdi başkası gelecek ama evet yani Wilshere gelmiyorsa onu alamadıysan neden o rolde, o profilde bir oyuncuya dair herhangi bir haber çıkmıyor? Bu gerçekten enteresan. Evet, yani Koku şeyleri arıyor değil mi? PSV'deki Proper ve Van Ginkel'i. Ne? Son dönemindeki Van Ginkel ama ben abi onu en çok şeyde, en beğendiğim Koku takımı PSV'de ikinci sezonuydu galiba. Savunma yönünde Hendrix oynuyordu. Hı-hı. Sol iç Andres Guardado, sağ iç olarak da David Proper. Yani müthiş bir üçlüydü. Van Ginkel zaten aralarda sakat olmadığında ve Chelsea'den kiralandığında gelmişti. Aynen. O da İlk iyi sezon... tamamlayıcı olmuştu orada. Evet, ondan sonra Van Ginkel geldi. Üçüncü sezonla beraber Van Ginkel 3 ve 4'te oynadı. Son sezonunda çok iyiydi Van Ginkel. İlk sezonunda da Wijnaldum vardı yanlış hatırlamıyorsam. Wijnaldum'un yanında Adam Mahir oynuyordu. Zaman zaman yine Hendrix'i önde kullanıyordu. Arkada bir savunma oyuncusu vardı. İsmini hatırlamıyorum. Ama benim en beğendiğim üçlü şeydi gerçekten. Andres Guardado'yu bir kenar oyuncusundan alıp, evirip sol içte 4-3-3'te çok değerli bir merkez orta saha oyuncusu haline çevirdi. Ki ondan sonra La Liga'da da Real Betis formasıyla çok iyi işler yaptı Andres Guardado. En sevdiğim üçlü oydu ama şimdi Guardado'ya bakıyorsun, David Proper'e bakıyorsun. Fenerbahçe'de Elif Elmas dışında bu oyuncuların profillerine, oyuncu rollerine yaklaşabilecek. Evet. Yaklaşabilecek diyorum bak. Tek bir oyuncu yok. Şimdi Reyes ile Frey de çok kısa bahsedelim onlardan. Oraya transferler değil. Yani bunlar belki başka ihtiyaçlar dahilinde alındılar ama diğer taraftan o bahsettiğimiz 8 numara orta saha merkezi doldurma problemi de devam ediyor. Aynen. Özellikle işte Mihal Frey transferi. Hiç bilmediğim bir oyuncu. Daha önce de söylemiştim ben. Yani Soldado'dan bir şekilde son anda Soldado'yu da mı satacaklar acaba? Ya işte onun mu hazırlığı? Biraz onu yani zaten satmaya çalışmışlar galiba. Suudi Arabistan'dan bir takım yine El Hilal olabilir. Hı-hı. Ya da El Nasr olabilir. Son anda bekledikleri paraya çıkamadığı için kulüp vazgeçmişler. Satmasalar bile şeyi gösteriyor bence ama. Yani o transfer Soldado'nun sanki artık 3. santrfor rolüne evrileceğini gösteriyor gibi. Çok lüks ama ya. Yani sanki. Bence de. Neyse. Şeyle ilgili, Reyes'le ilgili söyleyeceğim bir şey yoksa geçeceğim. Ya ben de şimdi Souza'yı kaybedildiği bir ortamda, daha doğrusu kaybedilmediğim miyim de satıldığı bir ortamda Reyes transferi, ya dediğim gibi bence farklı profillere ihtiyaç var. Şu anda önce
söylediğimiz profilde eksiklik evet. var. Onu doldurmadıkça diğer oyuncular şu anda bana çok anlamlı gelmiyor. Galatasaray'a geçeceğiz. Dediğimiz gibi bugün Galatasaray Alanya maçından önce bu programı çekmek durumunda kaldığımız için maçla ilgili konuşamayacağız. Daha çok transferler eksenli konuşacağız Galatasaray'ı ama oraya geçmeden önce istersen hani haftanın maçlarından devam edelim. Ankara Gücü Trabzonspor maçıyla devam edelim. Göztepe Fener maçındaki zeminden bahsettik de Ankara Gücü Trabzonspor maçı da işte tablo gibi zemin vardı yine. Açıyorsun Allah gibi hani futbol ya. Maçı mı oynanıyor Allah burada falan. Ya. Gerçekten ya bu herkes konuşuyor artık. Bir de bizim bu programda konuşmamızın belki alemi yok ama bir şekilde de bu bir noktada o zemin konusuna geliyorsun. Orada çünkü futbol falan oynanmaz. Yani oynanmaya çalışılan, yapılmaya çalışılan şey başka bir spor gibi oluyor haliyle. Mesela Trabzonspor işte Sosa, Onazi önlerinde Abdülkadir, sağda Yusuf, Olcay, Rodayaga pas yapmaya çalışan profilde bir takım şeklinde çıkıyor da o yani oraya City'yi getirsen, Chelsea'yi getirsen nasıl pas yapacak? Vallahi zorlanır. Ve yine de aslında sadece sonda yedikleri için söylemiyorum golü. Gayet Trabzonspor için kontrol edilebilir, alınabilir bir maçtı bana göre. Bence de. Hakikaten yani şu sahaya, şu deplasmana Ankara Gücü'nü, bu Ankara Gücü'nün karşısında City'ye getirsen yani böyle 4-5 gol atmakta zorlanabilirler adamlar. O kadar korkunç bir zemin var. Şimdi uyarı da geldi içeriden biliyorsun. Haftanın konuşulan yani, konulardan biri de Valladolid-Barcelona maçındaki ya İspanya'da o konuşuldu. Var. Mesela orada İspanya federasyon değil şey La Liga yönetimi hemen aksiyon aldı ve soruşturma başlattı. Valladolid'e ciddi ceza da gelebilir o zeminle alakalı olarak. Gelir. Yani gelmese de işte La Liga'da bunu kaç sezonda bir görüyorsun? Sürekli gördüğüm bir durum mu? İşte çok nadir gördüğüm bir durum. Şimdi şey diyecekler. Siz konuşuyorsunuz ama işte Valladolid'de oldu aynısı. Abi orada 3-4 sezonda bir oluyor orada. Bundesliga'da hiç olmuyor mesela. Yani Premier Lig'de böyle bir şey olduğunu gördün mü? Kaç bu bir yıldır? Aksiyon doğuruyor. Mesele tepki doğurması değil. Aksiyon doğuruyor. Bak bir şey de Türkiye'de bu hep şey goy goyuna geliyor. Yani 50 yıldır Türkiye'de zemin konuşulur ama hep şey goy goyuna geliyor. Direkt olarak bununla savunulduğu için demiyorum ama Türkiye Ligi'nin şöyle bir 20 yıldır falan şeyi var ya hikayesi. Ekranlarda yani yayıncı kuruluşla falan başladı bu. O zamanki yayıncı kuruluş ve yorumcusuyla başladı. Penaltı penaltı gibi olmalı. Mücadele bilmem ne bilmem ne bir mücadele ligine dönüştü. Erman Toroğlu. Öyle. Abi biliyorsun yani bu gerçekten bak Erman Toroğlu isteyerek bunu yapmamış olabilir. Evet, ama biraz... bir ligin iklimini belirleyen en önemli figürlerden biridir bana doğru, göre. Doğru. Penaltı penaltı gibi olmalı. Evet. İşte inandırıcı değil bilmem ne mücadele ettiler. Mücadele. Bugün maçlardan sonra özellikle şey işte deplasmandan puan alan Anadolu takımlarının falan hocalarının söylediklerini. Dün mesela Bülent Korkmaz da aynı şeyi yani biraz oyunu nasıl açıklar diye demeçlerine bakıyorum. Mücadele diye başlıyor, mücadele diye bitiyor. Evet abi, demeçler. Bak mücadele yine bir yere kadar anlıyorum ama istek var bir de istek var işin içinde. Bugün çok istedik. Arzu, bugün istek. Çok istediler. Ya şu takım bugün hiç istemedi o yüzden kaybetti falan. Ya yani, abi yani sahadaki başka şeyleri açıklamayıp işte isteğe, mücadeleye, şehvete saha içindeki falan getirmek, yani düzenli bir şekilde bunu yapmak da yani, ve bu herkesi etkiliyor. Yani bu büyük abi, takım hocalarını bilmem ne de içine gerçekten. Alan bir şey oluyor. İşte ondan sonra şeye varıyorsun. Abi Philip, herkes istiyor. Herkes o maçı kazanmak istiyor. Bakın Philip Koku'ya bu bir şey değil. Hani bahane bulma çabası değil ama Koku ya da başkası geldiğinde de bu ligi tanımak lazım. İşte yanına Türk yardımcı lazım. Bu ligin dinamikleri. Ligin dinamikleri falan elbette her ligin farklı dinamikleri olur da bu çamurda güreşme hali ligin dinamiği olarak kabul edilemez. Buna bir şekilde engel olunması gerekiyor. Bir çamur güreşine dönüştü lig. Yani evet. Daha bir de kısmen hani zeminlerin daha normal olması gereken bir şeydeyiz. Ha. Dönemindeyiz senin. Şey yani şey konusunda şöyle farklı düşünüyorum. Hakikaten bu ligin dinamikleri farklı. Hakikaten bu ligi şey bilmeden başarılı olmak da çok zor. Ama bu böyle şey böyle nasıl söyleyeyim ulvi bir şey olarak açıklanacak bir şey değil. Hakikaten bu eleştirilmesi ligin gereken. Ligin dinamiği bu olmasın. Değişmesi gereken bir şey aynen yani. Onu değiştir ki bu böyle olmasın. Bak bu yüzden değişti kaç yıldır yabancı hoca şampiyonu oluyor Türkiye'de. Yabancı yani evet, kimler geldi kimler gitti. Hepsi başarısız oldu. Ya yani bunların içinde çok yüksek profil adamlar da vardı. Mancini'si vardı. İşte Del Bosque'si vardı. Ray Card'ı vardı. Prandelli'si vardı.
Hepsi başarısız oldu. Ve senin söylediğin olaya geldi. Ama işte şimdi bunu şey olarak şeye koymaya çalışıyorlar. Ocağın üstüne koymaya çalışıyorlar. İşte burası farklı bir lig. Burası şeye benzemez. Abi bu yani bu iyi bir şey değil. Yani bu övünebileceğin bir şey de değil. Bu değiştirilmesi gereken bir şey. Yani bir ligin genel geçer futboldan, işte Avrupa'nın 5 ligini falan bırakıyorum ama o Avrupa'nın genelindeki futboldan bu kadar farklı bir iklim olmaması lazım. Olursa da işte böyle tarla gibi sahada debelenmeye çalışan oyuncuları koy. Şimdi ben ne söyleyeyim abi Ankaragücü Trabzonspor maçı adına? Ya çok az gerçekten. Yani, ne söyleyeceksin ki? Normal yani, bildiğin futbol oynamıyor. 30 dakika Trabzon onu oynadı elinden geldiğince. Gol de buldu. Trabzon'da mesela o ikinci golden sonra da aynı ölçüde şeyi devam ettirmeye çalışmadı. Belki risk almak istemedi. O zeminde kaybederim, seker top bilmem ne. Yani gol ararkenki Trabzonspor şeyiyle, özellikle ilk 30 dakikadakiyle maçın kalanındaki Trabzonspor oyunu aynı şey değil. En azından çabadan bahsediyorum. Mesela Abdülkadir Ömür ilk 30 dakika bence maçın yıldızı. Bilmiyorum sen aynı fikirde miydin? Sonraki 60 dakika değil, 56-60 gibi çıktı zaten. Hı hı. Aynı etkinliği gösteremedi. Maç da zaten şeye dönüşünce, biraz böyle o güreşe dönüşmeye başlayınca belki o fikirle de Ünal Karaman aldı kendisini. Envakamı mıydı yeni gelen oyuncu Trabzonspor'a? Onu aldı. O da bu arada belli bir tehdit yarattı, ayrı konu ama yani zemin oyunu etkiliyor, takımların niyetini bozuyor, değiştiriyor. Başladığı gibi de devam edemiyor maalesef oyun. Ama Trabzonspor'un gerçekten bunu hani duraklamada gol yedikleri, sonda yedikleri için söylemiyorum ama 2-1'den sonra da gayet rahat kontrol edebileceği bir maçtı. Bence de öyle. Yani şu olumlu olarak söylenebilir. Puan kaybına rağmen Trabzon en azından ilk Başakşehir maçından sonra 2 haftadır yani bir gelişim gösteriyor bu kadarsa. Tek şey söylenebilir. Mesela Ünal Karaman bu kadar sıkıntılı bir zeminde, rakip de böyle yani o zeminde oynamaya alışmış, daha doğrusu o zemine göre kurulanmış ya da kendisini kurulamış bir takımken belki işte biraz daha farklı bir şekilde dizebilir takımını. Daha fizik güç olarak iyi oynayabilir. Mesela Sosa'yı derinde değil de bu maç üzerinde Onazini yanında Kuşka'yı kullanıp Sosa'yı öne kaydırıp ön tarafı da biraz daha yani teknikten kısıp fizik gücü artırabilirdi bence. Tek bunu söyleyebilirim. Olumsuz gördüğüm şey olarak. Bu etkilemiş midir? Yani mesela senin bence de ilk 20 dakika falan Abdülkadir çok canlıydı. Ama mesela Sosa maçın sonra düştü. Sosa'dan bahsettim. İşte, hayır, yani teknik oyuncular işte, onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani böyle bir zeminde oyun bu kadar yerden değil de havadan bir şekle döndükten sonra teknik oyuncuların çok fazla önemi de kalmıyor. Kendisini ya da teknik oyuncu bildiğini yapmaya çalışırken aynı ezberle yapamıyor. Top kaybı oluyor işte. Aynen. İşte o yüzden mesela acaba Sosa ve Abdülkadir'den biri bu maçta fazla mıydı diye düşündüm izlerken. Abdülkadir'in de istikrarlı bir şekilde oynayamamasında tek faktör zemin ve maçın gidişatı, maçın şekli bana kalırsa. Ankaragücü'nde beğendiğin bir oyuncu, dikkatini çeken bir oyuncu ya da oyunla ilgili dikkatini çeken var mıydı? Ya oyun biraz fizik kalitenin gerekliliğine evrilince Fatih bence orta sahada fark yarattı ve özellikle attığı golde şeyi çok iyi değerlendirdi. Trabzonspor'un hatları arasında, savunma ve orta saha hatları arasındaki boşluğu, genişliği çok iyi değerlendirip güzel bir gole imza attı. O önemliydi bence. Transferlerden Yunus Muhtar golünü çıkartıyorum. Golden ziyade ben defansif katkısını çok beğendim. Sürekli Pereira'yı takip etti. Epey top kazandı ve böyle Pereira'nın çıkışlarıyla beraber aslında dörtlü savunmada o dörtlü savunmayı sürekli hat olarak beşleyen oyuncuydu maçı dikkatli izlediğimde. Onun bek takibini, bekini hiç kaçırmamasını ve savunma gayretini bir hali beğendim. Ben orta sahada Mulen'i beğendim. Bu seviye için pozitif bir oyuncu. Yani ileriye doğru temiz top yolluyor orta sahadan takımın. Özellikle Ankaragücü profilinde bir takımın ani hücum yapmasında çok değerli bir katkısı olabilir. Erdem de çok tecrübeli oyuncu. Erdem Özgenç, sağ bek. 34-35 oldu değil mi? O civarlarda olması lazım. Asist de güzeldi. Canlılığı da gidip geliştirdiler. Yani hücuma desteği de bence gayet yerindeydi. Yani Ankaragücü için
fena şeyler söylenmeyebilir yine Trabzonspor'la beraber. Hı-hı. Ama yani bu zeminde istikrarlı bir şekilde yani iç sahada 17 maç çok zor işleri. Peki bir de Rize-Erzurum maçını, haftanın açılış maçını bilmiyorum sen izleyebildin mi? Ben izledim yani pişman oldum. Orada zemine yıkılabilecek bir durum yok da. Brian Samudio'yu izleyeceğim ama. Samudio bu hafta, ben biraz özellikle Samudio motivasyonuyla izledim. Kötüydü. Yani hatta biraz şey de sezdim. Bir maçla o yargıya varmak istemem ama çok başarılı olunca geçen seneden beri hani biz bu takımı aşıyoruz ya gibisinden bir oyun şeyi kafası yerleşiyor gibi sezdim diyeyim. Dediğim gibi o yargıyı yargı olarak bunu sürmek istemem. Ama yani şimdi mesela maçtan sonra geçen hafta İbrahim Üzülmez'in, Rize Spor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'in açıklamalarına dikkat ettim. Yani işte transferdi bilmem ne. Zaten bir de bir başka Türk teknik direktör klasiği olarak çok şanssızız üzerinden şeyi açıklama. Şimdi Rize Spor tek bir şey oynamaya çalışıyordu Erzurum'a karşı. Ki kadro olarak net daha iyi, maçında favorisi. Yani Aminu'yu kaçır. İşte şey, orta sahayı hiç pasla falan geçmeden direkt dikine top at. Aminu'yu savunma arkasına kaçır. Ve bunun üzerinden bir plan geliştirmişler yarım yamalak. Rakip savunma biraz dengeli durup da bunu engellediğinde de hiçbir şey üretemedi Rize. Yani maçı mesela futbol kurallarını çok böyle yarım anlattın, çok bir şey anlatmadığın birisi maçı izletsen şey zannedebilir. O orta sahadaki yuvarlağın etrafında topa dokunmak galiba yasak. Bu oyun o kuralın etrafında oynanıyor gibi bir yargıya, bir yanılgıya varabilir. Öyle bir maç oynandı. Bunu daha çok Rize Spor tarafından söylüyorum çünkü zaten Erzurumspor underdog olan taraf. Biraz daha böyle beklemesi vesaire, kaptığı topla hızlı gelmeye çalışması kabul edilebilir olan taraf. Ama Rizespor'un gösterdiği oyun benim için hayal kırıklığıydı. Genel olarak da yine çok kötü bir maçtı. Yani çok iyi kontratak takımı olacaklar gibi görünüyor. En azından ileri üçlüleri o oyuna çok uygun. Enuşça, Moriç'i, Vedat Moriç. Kenarlarda işte senin söylediğin gibi Amin Umar. Diğer kenarda Brian Samudio. Yani arkadan olarak takımlara karşı çok ciddi problemler yaşarlar ama zannedersem Erzurum o alanları vermedi çok fazla. Çok maçın sonunda biraz Robin Yalçın şey yaptı. Nasıl diyeyim? Çok iyi bir gününde değildi ama maçı kontrol etmeye başladı. Sahada böyle en diğerlerinden ayrı seviyede bazen belli olur ya, bir futbolcu diğerlerinden ayrı seviyede gözükür. O görüntüdeki oyuncuydu ama o da çok iyi bir gününde değildi. Hatta bir iki tane net fırsat da kaçırdı Robin Yalçın da. Ama yani onun dışında evet, Erzurum o alanları pek vermedi. Hani Aminu'yu sürekli kaçırmaya çalışıyorlar, Samudio'yu biraz kullanmaya çalışıyorlar falan ama hiçbir üretim yoktu Rizespor'da. Orta sahaları da fena değil aslında. Yani ileri üçleri iyi, orta sahaları da işte Robin Yalçın'ın yanında önde, biraz daha önde şey oynuyor. Musa Çağran. Hı hı. Diğer pivotta, yani Robin Yalçın'ın yanındaki pivotta. Ben kadrolarının bu seviye için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Ali Çamdalı yani aslında... Ki İbrahim Üzülmez de yani ligdeki yani teknik direktörlerin ortalamasının biraz üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani gelecek vadede ediyorum çok emin değilim ama en azından onun takımlarında zaman zaman ışıltılar falan görebiliyorsun. Rize Spor bence bu sezon daha dikkatli izlenmesi gereken takımlardan biri Anadolu ekipleri içerisinde. Bana öyle geliyor. Hemen Galatasaray'a geçeceğim. Çok kısa şeyi de sorayım. Kasımpaşa çok iyi başladı. Bu hafta da 3-0 kazandılar. Bu arada yani... Bu hafta Sivas maçının ben özetini izleyebildim sadece. Geçen hafta Başakşehir-Kasımpaşa maçını izledim. İki maç itibariyle şeyi de söyleyebilirim. Evet, yani sonuçlar çok iyi, kazanıyor Kasımpaşa ama iki maçtır şanslı olduğu epey anda var. Yani mesela geçen hafta aslında oyun Başakşehir'indi büyük ölçüde. Ama ikinci yarı çok iyi oynadılar ya. İkinci yarı gerçekten o arka arka hücumlar bir ara ciddi dominasyon kurmayı başardılar. Direkt oyunda olsa da. Ben çok beğenmiştim o ikinci yarı performansı ama ilk yarı hakikaten... Bu hafta dediğim gibi sadece özet seyrettim. Hani Sivas maçı tuhaf gollerin karşılıklı kaçtığı bir maç olmuş. Ya Sivas Spor da benim yani sezon başlamadan önce merak ettiğim takımlardan biriydi tam Ertuğrul ile beraber. Hı hı. Çünkü geçtiğimiz sezondan işte kadroyu ön alanda özellikle korumayı başardılar. Arun Okones'i, Robinho'su, Tam Ertuğrul'a ben hala çok yani önünün açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten...
Türk teknik direktörü çok fazla sayamıyorsun. İşte bir Şenol Güneş'le Fatih Terim'in yanına Abdullah Avcı'yı sokabildik son dönemde. Tam Ertuğrul'a da bence oraya aday. Ve mesela onun takımının deplasmanda 3-0 yenmesi de bence Kasımpaşa'nın önemli. Yani Sivasspor'un da böyle umut vadeden bir yapıyla sezona başlarken ilk haftalarda bekledikleri sonuçlar alamaması bakalım nasıl etkileyecek? Onları da ben merak ediyorum. Peki Galatasaray'a geçelim. Dediğimiz gibi Galatasaray'ı transferleri daha çok değerlendireceğiz. Çünkü bu hafta maçı bekleyemedik. Bu haftaya özel durumumuzdan ötürü. Gomis gitti. Geçen hafta biz maçı konuşmuştuk. Çok transfer konusuna değinememiştik. Gomis gitti. İşte Modest geldi gelecek gibi bir durum var. Bir santrafor transferi bekleniyor. En azından isimden öte bunu söyleyebiliriz. Badu belki şu anda İstanbul'dadır biz bu programı çekerken ve hatta stoper içinde isimler mevcut. Neredeyse Maicon da gidiyordu Gomis'le birlikte. Gomis'in gelişi olası bir Modest transferi onun yerine sence Galatasaray'ı nasıl etkiler? Yani evet son dönemde orada gerilen ipler söz konusuydu. Belki tekrar onarılamaz hale gelmişti Galatasaray-Gomis ilişkisi ama sonuçta giden 29 gol. O şekilde de ifade edebiliriz. En büyük sorun o zaten. Yani çünkü çok yüksek bir gol sayısı. Mesela ben şeyi çok fazla anlayamadım. Beklemiyordum öyle bir şey. Bence bu olumlu bir yaklaşım bu arada. Taraftarın yaklaşımı çok acayip. Yani Gomis'in gidişinde neredeyse hiç sorun çıkarmadılar. Hatta ilk haftalarda aldığı tepkiler vesaire. Geçtiğimiz sezon ligde 30 gol atmış bir oyuncudan bu kadar kolay vazgeçmesi taraftarın. Sadece bir şey maaşa zam isteği nedeniyle çok küçük bir huzursuzluk bir anda büyüdü. Ve taraftar çok çabuk biletini kesti Gomis'in. Ben orada Fatih Terim figürünün çok etkili olduğunu düşünüyorum. Doğru. Haklısın. Yani bak başka bir hoca Gomis'i ilk hafta yedek bırakamayabilirdi. Doğru. Ya da bırakmayabilirdi. Doğru. Bu süreci de herkes Fatih Terim kadar dengeli idare edip. Yani şöyle idare etme derken benim kastettiğim Fatih Terim'in bunu idare biçimiyle taraftar, kamuoyu bu adam böyle bir sıkıntı yaratıyoru direkt olarak anlayabiliyor. Hiçbir şey muallakta kalmıyor. Evet, ama Galatasaray açısından baktığında. Sağda işte bir 30 gol var. Yani tam şimdi, 30 gol, evet, o da ayrı kısım. Taraftarı biliyorsun mest ediyordu geçtiğimiz sezon. Bence şeyin de farkında taraftar. Yani ben onun da katkısı olduğunu düşünüyorum. Gomis'in gol dışında bir şey vermediğini, sağdaki oyunu geliştirme adına da bir şey vaat etmediğini bence fark eden bir taraftar topluluğu da var. Ben bunu da olumlu olarak görüyorum. Orada işte yalnız şey de çok önemli. Yani yerine gelecek ismin tatmin ediciliği. Bak mesela bugün şey geliyor olsa yerine Gomis'in. Bu arada onun da ismi geçti gördüğüm kadarıyla ama Burak Yılmaz transferi yapılıyor olsa homurdanmalar başlar. Hı hı. Yani Gomis'i gönderip Burak Yılmaz'ı mı alıyoruz o zaman? Olabilir bu arada. Ama anladığım kadarıyla yani en azından kendi takip ettiğimden anladığım kadarıyla hı hı. Burak Yılmaz da bir şey... Gelecek başka biri santrafor, Modest ya da başka biri yanına alternatif olarak düşünülüyor. Tek başına yani evet. Seçenek olarak Burak Yılmaz üzerinden gidildiğini zannetmiyorum. Doğru. Yani Modest o anlamda gerçekten takıma katkı yapabilecek bir oyuncu. Çünkü yani bakıyorsun... Sen onu da Almanya Ligi'nden iyi tanıyorsun. İstersen biraz detaylı antrenör i̇şte, Modest. İşte Fabian'ın oynadığı sezon Frankfurt'ta o da Köln'de harikalar yaratıyordu. Yani oyuncu profili itibariyle aslında böyle Galatasaray gibi oyunu rakip yarı sahaya yıkan ve işte set oyunu oynayan bir takımda santrfor, yani hedef santrfor olarak çok iş yapabilecek bir oyuncu. Çünkü hava topu alıyor, attığın topu tutuyor, sırt dönük oyunu var. Böyle çok iyi bir pasör mü, çok iyi bir dağıtıcı mı? Hayır değil ama yani o oyunu rakip yarı sahaya yıkmanızda çok katkısı olabilecek bir oyuncu. Ama zaten işte bence onunla ilgili en güzel şey bu. Köln'de zirveye çıktığı sezonda Köln belki de Almanya'nın en defansif, en derin oynayan takımlarından biriydi. Peter Schöger'le. Çok derinde kalıyorlardı ve sürekli işte uzun top, savunma arkasına koşu, böyle soldan uzun top gelişine vuruyor Modest. Sağdan bir anda Marcel Risse çıkıyor, kenardan kesiyor, kafayı çakıyor. Kontrol oyununda parladı ve işte 25 golleri... Kontra oyunu oynayan bir takımda buldu. Bu bence çok güzel bir şey. Hatta ben yanlış hatırlamıyorsam sen daha iyi bilirsin yani. Mesela Gomis'le onu yapamıyorsun. Şeyse düzelt. O Köln takımı öyle bir gol puan ortalamasıyla oynuyordu ki. Yani bak, neredeyse attığı bir gol başına 3 puan falan alacak. Aynen, aynen. O kadar optimum bir
gol faydasıyla oynuyordu. Bunun da çok büyük ölçüde sağlayıcısı Modest. Evet. Ve takımın gollerinden yarısından fazlasını neredeyse tek başına %60'ını atmıştı. Kontrol oyununda mesela Gomis'ten çok daha önemli bir aktör olması büyük avantaj. Hı hı. Tamam, çünkü ligde Galatasaray maçların çoğunu rakip yarı sahada oynuyor. Orada hedef santrforluk özellikleri önemli ama bu takım Şampiyonlar Ligi oynayacak. Yani evet. Belki işte City söylemeyeyim. O zaten o maçın ne olur başka türlü konuşulur da çok büyük takımlara karşı oynama şansı var ve deplasmanda hatta İstanbul'da falan Galatasaray yaslanmak durumunda kalacak. Ve kontra kovalayacağı çok önemli sekanslar olacak o takımlara karşı. Modest'e kontra kovalarsın. Yani kovalanabileceğini gösterdik önde. Gomis'te kovalayamıyordun ama. Yani Gomis hem kontra oynayamıyor hem rakip yarı sahaya yerleştiğin zaman tamam 30 gol atıyor ama link up play yok. Hı-hı. Yani pas bağlantısı, pas istasyonu onlar da çok çok zayıf. Modest onların hepsinde takıma Gomis'e göre kademe atlatabilecek bir oyuncu. Ama 29 atar mı? Muhtemelen atamaz. Ve tabii şunu da söyleyeyim. Yani benim izlediğim Modest'ten sonra işte özellikle geçtiğimiz sezon Çin'de ne yaptı? Fiziksel durum ne durumda? Hiç izlemedim. O yüzden de böyle çok anormal övgülerde bulunmak istemem. Çünkü bu oyun biraz da fizik kaliteli oynayan bir oyun ve Çin'deki iklim, futbol iklimi içerisinde oyuncu ne kadar çalıştı kendisini, ne kadar adadı futbola, takımına, ne kadar boş geçirdi o sezonu. Onlar da buradaki başarısını da direkt bir şekilde etkiler. Ama kendi standartına, fizik standartına yakınsa burada bence takıma kademe atlatmama ihtimali çok düşük. Çünkü mesela 15 golde kalırsa Modest, Galatasaray o 14 golü farklı şekillerde Modest'in oyunuyla beraber, evet, Emre Akbaba'dan, işte Geri Rodriguez'in sayılarını, Berlanda'nın sayılarını biraz yukarıya çıkararak elde edebilir gibi geliyor bana. Geçen hafta Slimani ve Fenerbahçe için aynı şeyi, aynen, konuşmuştuk. Yani tabii ideal senaryosunda Fenerbahçe'nin şu Göztepe maçı senaryosundan bahsetmiyoruz ama yani herkes 29-30 atmak durumunda değil Gomis gibi. Evet. Ama daha büyük bir toplama ön ayak olabilir oradaki santrafor. Badu'dan bahsetmiştik ama çok kısa istersen kapatırken Badu'dan da Badu'nun getireceği katkıyı da Galatasaray orta sahasına ve bütününe tekrarlayalım. Yani taşlar orada yine yerine oturuyor geçtiğimiz sezonun ilk yarısında olduğu gibi. En azından Fernando Badu ikilisi özelinde bunu konuşabiliriz. Hani öndeki oyuncu belki hala bir tartışma konusu olabilir ama Fernando Badu ikilisinin ne kadar başarılı olduğunu zaten bundan bir sene önce görmüştük. Kesinlikle. Tudor'un müthiş başlangıcında çok büyük pay sahibiydi. İkisi belki de hakikaten en büyük pay sahibiydi o anlamda. Yani Badu neyi sağlayacak? Birinci bölgeden ikinci bölgeye driplingle geçiş. İkiden üçe driplingle geçiş. Yani dripling üzerinden Galatasaray orta sahasında mesafe kat edebilen Belhanda dışında bir oyuncu yok. Emrah Baba bunu yapar mı? Yapabilir ama yani NDA'ya gerçekten Badu bu konunun zirvelerinden biri. Bu önemli. İkincisi, ki belki daha bile önemli olabilir bu. Badu varken Galatasaray'ın arka tarafı bu kadar defo göstermiyordu. Mesela Maicon, Badu gidene kadar çok fazla defansif zaafları ortaya çıkan bir stoper değildi. Ama Badu'nun oradaki fizik kalitesi, temposu gittikten sonra onun yeri doldurulamayınca, o anlamda doldurulamadı yani, bu çok net bir şekilde ortada. Donk çok iyi performans verdi, o ayrı bir şey. Ama Badu'nun oradaki yaptığı defansif katkı, çünkü çok top kazanan ve çok mobil bir oyuncu olduğu için pres gücüyle beraber de takımı savunmasına çok yardım eden bir oyuncu. Arkadaki defoları sınırlayan bir isimdi. Onun oraya dönüşü bence Galatasaray'ın arka tarafını yine rahatlatacak. Yani bu Maicon döner, Maicon'un performansını yukarı çıkar demiyorum. Çünkü Maicon'dan da galiba Fatih Hoca umudu biraz kesmiş gibi görünüyor son transfer haberleriyle beraber. O anlamda da çok katkı yapacak bir oyuncu. Pas kalitesini yükseltmeyecek, hatta belki biraz daha düşürecek. Çünkü bir pasör değil. Yani B sınıf bir pasör bile olmayabilir Badu Endia'yı. Ama Galatasaray'ın ilk etapta fazla amaçladığı da o değil galiba. Değil aynı. Hani özellikle Fatih'lerim zaten öyle bir pas oynayan, Abdullah Avcı gibi bir pas oynayan bir hoca değil. Hı hı. O yüzden çok katkı yapacak bence. Evet. Artık hani stoper transferi olursa onu da bir sonraki programda konuşuruz. Cahill. Cahill bahsediliyor ama hani doğru, biraz daha söylentiler zayıf olduğu için olursa diye bırakalım onu. Gelecek hafta da konuşacak bir şeyler olsun. Ki zaten bayağı yine süremizi açtık. Lokal 90'ın sonuna geliyoruz bu haftalık. Eğer bir aksilik olmazsa Cuma günü kura çekimleri esnasında yine senle olacağız. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi. Orada da yani
Rakipleri bolca konuşuruz. Takımların son durumunu konuşuruz. Ki tekrar... transfer de neredeyse bitmiş olacak. Hatta evet, transferleri de son durumu da güncellenmiş haliyle. O zaman Cuma günü kurallarla birlikte, rakiplerle birlikte konuşma fırsatı bulacağız. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere.